Sevgili izleyicilerimiz bu hafta hayvancılığa bakışta İstanbul Sarıyer Gümüşdere'deyiz. Gümüşdere'de atlı tur işletmesi var. Burada e, binicilik kursları veriliyor. Artı böyle geziler düzenleniyor. Burada Sayın Alp Arslan'la beraberiz. Kendisini Ferraris'ini satan bilgilerden biri efendim. Evet <laughs> çok çok doğru e, tabir ettiniz gerçekten. Çok teşekkür ederim. İyiyim. E, Tarım Türk TV'ye ayrıca çok teşekkür ederim bize gösterdiğiniz alaka ve buraya geldiğiniz için. Efendim e, bize hikayenizi biraz anlatır mısınız? Baya ilginç bir hikayeniz var. Doğru. E, eskiden bir 18-20 yıllık bir e, geçmişimde e, gıda sanayi konusunda çalışıyordum. E, bir hayli e, işler yaptık ve e, tabii ki yükseldik. Haliyle bu yükselmeyle birlikte e, çok devinimli bir hayat başladı. Fakat o dönemlerde e, daha ziyade e, ne zaman cumartesi pazar gelirse hemen kendimi buraya atıp e, bütün saatlerimi atlarla geçirip şehrin o beton harme yığının içerisindeki o yoğun hayatını hazırlayıp burada terapi görüp tekrar o haftanın 5 gününe bakıyordum. Daha sonra büyük bir kaza geçirdim. ve Geçirdiğim kaza sonrasında hayatın ritmini değiştirmeye karar verdim. Bu ritmi değiştirmek için düşündüm ne yapabilirim diye. Ticaretten vazgeçtim. Ticaretten vazgeçtikten sonra burayı da devretmiştik o dönemde. Tekrar kiraladık ve aşağı yukarı bir 8 yıldan bu yana da tekrar gördüğünüz üzere burada doğa turları düzenleyip atlarımla birlikte yaşamaya karar verdim. Ama birçok şeyden vazgeçtim bunları yaparken. Şimdi son derece mutlu ve huzurluyum. Allah hakikaten herkese sevdiği hobisini meslek olarak yapmayı nasip etsin. Gerçekten çok keyifli bir iştir. Gerçekten şanslısınız o zaman. Evet, öyle denebilir gerçekten. Burası yemyeşil bir doğa. Denize de çok yakınız. 700 metre kadar bu uzaktayız dediniz. Ee, şu an bulunduğumuz yer kaç metrekarelik bir alan? Şu anda bulunduğumuz bulunduğumuz yer bir dönüm içerisinde 14 tane at, bir tane lokal işte 3 oda e, konaklama imkanı da verdiğimiz küçük bir at binme istasyonu diyebiliriz buraya. Burada e, ki amacımız faaliyet konumuz şu. E, biliyorsunuz Türk halkının binicilik eee Atlar ata sporumuz herkesin gönlünde yer eden bir konudur. Herkes atları sever. Fakat nedense at ve binicilik konusu her zaman pahalı bir spor olarak düşünülür ve uzak kalınır. Halbuki günümüz şartlarında Bizim gibi binicilik doğada binicilik yaptıran birçok çiftlik var. Bu çiftliklerde bu konu çok uygun fiyatlarla yapılabilme imkanı sağlamaktadır. Biz de bu dikkatimizi dikkat çekebilmek adına, hem sosyal sorumluluk şeylerine, direkt sosyal sorumlulukla ilgili projelere imza atıyoruz. Ata bilmeyen çocuk kalmasın, ata bilmeyen at sahibi kalmasın gibi o da yarış camiasına yönelik bir hikaye. Bunları yapıyoruz ve bunları yaparken de tabii bir yandan insanlar gelmeyince biz onların ayağına gidiyoruz. Alışveriş merkezleri vasıtasıyla ve oralarda çocukları atlara bindirerek öncelikle çocuktan bu işe başlıyoruz. Halbuki yaptığımız işte sadece çocuklar yok tabii. Yetişkinlere yönelik de doğa turları düzenliyoruz ve faaliyetimizin içerisinde çok cüz'i miktarlarda e, küçük bir paralara işte kahvaltı, gözleme buna benzer yiyecekle ile destekleyip burada güzel bir gün geçirmelerini sağlıyoruz ve aynı zamanda dikkat çekmeye çalışıyoruz. E, atlara dokunup atların üzerine resim çektirmeleri, meraklarını gidermeleri, bizden bilgi almalarını sağlıyoruz ki yılda 40 bin kişiyi ağırlıyoruz. gümüşdere köyüne getiriyoruz, buraya getiriyoruz Hı. ve onları atlarla tanıştırıyoruz. Arzu edenlere de dersler veriyoruz ve bu ver Derslerde at binme temel tekniklerini gösterip bir workshop gibi at bakımı, at beslenmesi, at malzemesini tanıma ve kullanma, at ısıtma, at soğutma ve temel yardımları içeren doğada usta bir ata liderlik yapma seviyesine kadar bir ders veriyoruz. ve Ondan sonra da doğa turları yani başlıyor. Siz de biliyorsunuz artık at binmek gerçekten çok ciddi bir terapi ve aynı zamanda e, gerek yetişkinin, gerek de çocuklara yönelik birçok e, faydaları var. E, i̇şte kendine güven duygusunun arttırılması, kontrol kas gelişimi, yani sayabileceğim liderlik duygusunun ön plana alınması ve ciddi iyi bir terapi gibi. E, dolayısıyla herkese de bu sporun yapılması artık bir lüks değil. E, bizler bu konuda hakikaten... E, rehberlik yapıyoruz öncülük yapıyoruz herkesin bu spora biraz daha fazla ilgi göstermesi hem gelişim anlamında hem eğlence hem de spor anlamında çok faydalı olacağı görüşündeyim. Bulunduğunuz bölge çok güzel gerçekten de çok emek vermişsiniz fakat Gümüşleri'de şöyle bir şey var bildiğim kadarıyla yani bu bölge e, seralarla dolu bir bölge kumluk bir alanı sırtlarında işte e, gübreyi toprağa taşıyarak yemyeşil bir vahaya çevirmişler evet. e, ve şu an özelleştirme mi? ...artık e, devlet hani buraya el koyuyor... Evet. ...bir şekilde... ...bu sıkıntı sizi de etkiliyor mu... ...size de geliyor mu bu durum? E, tabii ki şu anda içinde bulunduğumuz bu... ...hakikaten cennet bahçesi gibi bir yer... E, ...ama... ...bir lafımız vardır bilirsiniz yani... E, ...içinde bulunduğunuz yeri güzelleştiren insanlardır... ...buradaki insanlar güzeldir... E, ...buradaki insanlar göçmenlerdir... E, ...değişim Hı. sırasında gelmişlerdir... ...çok çalışkan insanlardır... ...ve burada geçimlerini toprakla sağlamaktadırlar ve şehre birçok konuda sebze üreterek geçimlerini sağlamaktadırlar. Doğanın değişmesi, işte buranın imara açılması bizim sadece riding turizm dediğimiz doğada at bindirme konusundaki gezilerimizi etkilediği gibi en çok zarar onlara olacaktır. Çünkü onların ee, yıllar yılı dedelerinden ve dedelerinin dedelerinden kalan bir. 20'lerden beri burada bu insanlar. Kesinlikle 20'lerden beri olan insanları alıp bir yere götürmek öyle kolay bir iş değil. Bildikleri tek şey toprakla uğraşmak evet. ve üretmektir. Biz de onların yarattığı bu harika düzen içerisinde, tarlaların içinde yaptıkları işledikleri toprağın kenarlarından geçerek gelen insanları bu bölgeyi hep tanıtırız. Yani çoğunlukla yaptığımız şey budur. Hepimiz zarar göreceğiz. Çünkü ee, sahile 700 metre, ormana 500 metre bir mesafedeyiz ve bunun üzerine e, rutlarımız var. Ama bu rutlara ulaşabilmek için asfalttan yürümek zorundayız şu anda. Hı -hı. Belki de tamamen asfalt olacak. Ona üzülüyoruz tabii. Her tarafı asfalt haline getiriyorlar. Maalesef. İnsanın elinin değdiği yer ne yazık ki çiçek açmıyor artık. Villalarla doluyor, evet, binalarla evet. doluyor. Çok büyük ee, evet, çok büyük rantlar dönüyor. Hı -hı. Peki e, konumuza dönelim. Şimdi Gülümle beraberiz biz. Hı -hı. Gülüm bir Midilli. Evet. Öyle değil mi? evet Gülüm'ün bir günü nasıl geçer burada? Gülüm e, ve Gülüm gibi diğer 13 tane atımızla beraber sabah saat 7'de başlarlar. Öncelikle idmana e, ve idman e, long dediğimiz çılbır çalışması yaparız. Hı hı. Çılbır çalışmasını yaptıktan sonra e, sağ yan ve sol yan, e, onlar biliyorsunuz doğuştan sporcu olduğu için kasların gelişmesi lazım. Aradan bir süre geçtikten sonra sularını, e, yemlerini, otlarını alırlar. Öğlen keza ikinci kez e, lonj çalışması yapılır. Tekrar çok az bir e, gıda takviyesi yapılır. akşam Akşamleyin tekrar. Fakat bu arada akşam akşamleyin bazen lonç çalışması yapmayız. Çoğunlukla ağır tımarla yaparız. Biliyorsunuz atalarımızın bir sözü var. Bir öğün yemek, üç öğün tımar. Bunu uygularız. Ata çok büyük faydası vardır tımarın. E, sadece temizlik anlamında değildir. Yediklerinin tüm vücuda yayılarak işte kas gelişimin, kan dolaşımının hızlanmasına sağ e, faydalıdır. Sonra atın çıkarabileceği arızalar, sancılarını hissetmek anlamında bize bir e, yol gösterir yakın ilgi gösterdiğiniz evet. için o an temaslı olduğu için, için bunu fark ederiz Hı. ve e, eğer misafirlerimiz varsa gelmişse doğa turları ve dersler verirler e, hafta sonları gülüm gülümün kızı işte boncuk arım tatlım gibi atlarımız ise AVM'lerde günübirlik giderek çocuklara at bindirirler küçük atlarımızın tamamı yani Hı. yani normalde aynı anda 3 tane AVM'de at bindirebiliyoruz biz çok güzel. Peki yem olarak mesela ne yiyorlar? Normalde yonca yer diyelim. Evet. Yarış atları genellikle şey yaparlar. Siz burada ne veriyorsunuz? Biz şöyle, bu tabii mevsime göre değişen bir şeydir. Bir de atın alışkanlığına göre örneğin bir tane İrlandesimiz var. O ezme yemez. Biz normalde ezme, razmol ee, ve bir parça da içerisine e, yulaf karıştırarak veririz. E, çayır otu yerler bizimkiler. Yonca çok fazla değil ama çayır otu genellikle daha fazla veririz. E, bunun dışında e, takviye ederiz yani ilaç ve e, meyve meyve ilaç yerine meyve veririz, havuç veririz, elma veririz, buna benzer. E biliyorsunuz yani gümüşdere köyünün içerisinde yeşillik bol. Evet, yani evet. maydanozun çıkmaları çok olur. Sağ olsun köylülere biz gübremizi veririz. Yani e, o gübrenin yerine de bize de onlar yeşillikleri verirler ve böylelikle doğal ortamda doğal beslenir bizim atlarımız. Doğal bir alışveriş olmuş oluyor. Evet aynen öyle bir barter oluyor gerçekten öyle ve en çok onlar istifade ediyorlar. Hiçbir ilaç yardımı kolay kolay almıyoruz yani dışarıdan. Allah'a şükür herhangi bir arıza da çıkarmıyorlar. Bir atın sancılanması arızası ya yediklerinden ya çalışmamasından kaynaklanır. Bunlara özen gösterilirse kolay kolay bir arıza yapmazlar. Ben konuyu bir yere getirmek istiyorum eğer müsaade ederseniz. Şu yaptığımız basit gibi gözüken ee, doğa gezileri Aslında bir bacasız fabrikadır Dünyada Riding Turizm denilen e, bir iş kolu vardır. Bu iş kolunun tüm Türkiye'ye yayılması Aslında hem at ırkının geliştirilmesi atlarımızın çoğalması hem de at konusunda e, unutulmaya yüz tutmuş meslekler vardır. Örneğin e, Saraçlar saraçların daha çoğalması saraçların babadan oğla geçen bir düzeneği vardı artık onlar kalktı. Onların tekrar hayatta idame ettirilmesi. E, antrenörlerin doğru yerlerde çalışabilecek iş ortamlarının olması. Seyislerin keza e, olması. Nal bantlarının olması. Görüyor musunuz ki ne kadar çok e, branş var ve bir istihdam alanı Her var. Her biri bir diğerine bağlı. He, hepsi birbirine bağlı ve bunun konfeksiyonu var haliyle. At konfeksiyonu var. E, binicinin kendi konfeksiyonu var. Ayakkabısı var. Dolayısıyla çok zengin bir sektördür, bunu geliştirmek lazım. Ben sizin vasılanızla buradan e, anons etmek istiyorum. Yani bu iş gerçekten çok zevklidir. Hem yerli turiste hem de yabancı turiste yönelik eğer bu işin yapılabilirliği arttırılabilirse bütün Türkiye'de e, fevkalade güzel bir e, getirisi de olur. Hem memlekete hem e, bu işi yapanlara hem de e, bu kolla uğraşan herkese yani her meslek grubuna e, bunu duyurmak istedim. ha Bu konuda da eğer e, bu, bu işi düşünenler olursa e, biz her konuda yardım göstermeye, bir İlgimizi paylaşmaya hazırız. Peki e, siz bambaşka bir sektörden geldiniz. Atla nerede tanıştınız ilk? Ee, i̇lk sipahi ocağında tanıştım. Maslak'ta e, çocukken orada gidip e, atları e, izliyordum. E, bizler Kafkas kökenliyiz. E, dedelerimiz Erzincan'a yetişmişler. Hmm. Sipahi ocağına gitmeden evvel de e, bir 15 gün kadar Erzincan'da Munzur'un eteklerinde e, hayvan otlatmaya gittik. E, bir çobanla ve bu çoban bizim hikayemizde böyle başladı atlarla. Bu çoban bembeyaz bir at e, gösterdi bana ve şunu şunu söyledi o zaman 7-8 yaşındaydım. Buna binebilir misin? Bu ne ki ya biz bunu çok kolay binerim diye böyle bir alaylı bir şeyle bahsettim. Hı hı. Ve ata bindim. Çoban çocuk 14-15 yaşında bana herhalde şaka yapmak istedi ve inanın atın arkasına öyle bir hızlı vurdu ki aşağı yukarı bir 5-6 kilometre apaçi gibi yan tarafına tutunarak atın öyle koştuk. <laughs> sonra hayatımda ilk defa orada bayıldım. Bayıldıktan sonra beni arayarak buldular bir uçurumun kenarında. ...o fobiyi yenebilmek için... ...sipahi ocağına gidip atları izlerdim... Hı hı. ...sonra ders almaya başladım... ...ondan sonra bunu bir hobi olarak devam ettirdim... İşte 33 yıl oldu... ...ondan sonra da... E, ...bu sporu herkese sevdirebilmeyi... ...bir misyon haline getirip... E, ...bulunduğum küçük alanda da... E, ...bu işi yapıyorum şu anda... ...yani hobi hobi meslek oldu... ...fobi, hobi sonra da meslek... <laughs> evet öyle ...yani oldu. insanın kendini mutlu hissettiği iş... ...gerçek iştir... Gerçek. Fobiydi, evet. ...bir evet, o iş evet. sevilerek yapılırsa... Gerçekten çok güzel bir iş ama eğer sadece para kazanmaya endeksi yapılıp işte hayvanı hayvan demek yanlış olur. Bunlar bir tasarım harikası ayrıca. E onları biraz geride tutarsanız o çok bir yanlış bir iş olur. Çünkü onları severek yapılan bir iştir. Ben inanın bir yerden bir yere sevk ederken kendi atımı kendim götürüyorum. Inanın yani şoföre bile emanet etmiyorum. Eğer köyden ot alınacaksa kendim gidiyorum. O otu seçiyorum. E yemleri en iyi fabrikadan alıyorum. Buharla işte preslen. Kim yapıyorsa o fabrikadan alıyorum Buna özen gösterilirse çok keyifli bir iş Biraz da diğer atlarımızdan bahsedelim tabii. Onları alalım Olur, Olur tabii mu? Ki, Birazdan dönüyoruz Sevgili izleyicilerimiz Arım'ı yanımıza aldık Arım'la beraberiz Alp Bey, Arım'ın hikayesini alalım önce. Tabii bunun da çok keyifli bir hikayesi var. Arım 3-4 yaşları civarındaydı. O sırada da bir AVM'de gösteri yapıyorduk. Telefon geldi, aman abi kaçırılmayacak bir at var. E, çok iyi, nerede? Kemerburgaz'da. Ve gittik almaya kamyonumla. Pazarlığımızı yaptık, görür görmez bayıldım tabii Arım'a. Fakat Arım'ın huyları var. Her atın kendine özgü karakterleri var yani bunun karakteri de biraz özgür ruh her hatta olduğu gibi ama öne çıkmış vaziyette. Arabaya bindirirken bir saniye içerisinde elimden kurtuldu ve asfaltta kaçmaya başladı. Evet. Ve onun üzerine bir taksi kiralayarak önce onu yakaladık, sonra tekrar getirdik ve sonra anladık ki yani at özgür kalmak istiyor. Biz de onu bine hayvanı haline getirebilmek için bir yıl kadar uğraştık ve ondan sonra da bütün AVM'lerde e, arım çalışmaya başladı ve şu anda da gördüğünüz gibi öyle bir eğitim aldı ki bizden. Şu anda lonj yaparken sadece el hareketlerimizden etkilenerek sağ veya sola dönmesi gerektiğini serbest olarak görebiliyor. Çok akıllı ve zeki bir at. Anaokulları yuvalar bize geldiği zaman workshop şeklinde dersler veriyoruz. Çocuklara tımar yaptırıyor. Onların elinden havuç yiyor. İnsan insana çok yakın bir at. Kötü huylarının tamamen hepsini unuttu. Asla vurmaz, ısırmaz böyle huyları olan bir at. Her atın dediğim gibi çok özel kendine özgü karakterleri var. Bu karakterleri hepsini biliyoruz. Ee, ve ona göre davranıyoruz haliyle. Örneğin biraz evvel röportaj yaparken yanımızdaki Gülüm e, pek arkasından geçirmekten hoşlanmaz. İnsana vurmaz ama bir hayvan geçerse ona çifte atabilir. Buradan söyleyeceğim en önemli şey atlara e, insanların yaklaşırken karakterlerini bilmediklerinden dolayı yanında seyisi veya eğitmeni yok ise e, atların yanına gitmesinler. Çünkü atlar hamle yapabilirler, atak yapabilirler, ısırabilirler, çifte atabilirler. Ama bunları yaparken tabii ki kötülüklerinden dolayı değil, bir tehdit oluşturduğunu düşündükleri anda bunları yaparlar. Ama eğitmeni ve yanında seyisi olan hiçbir at gördüğünüz gibi herhangi bir huysuzluk yapmıyor. Sadece enerjik koşmak istiyor ve şu anda onun istediği şey bu röportaj sonrasında bana herhalde havuç verirler diye düşünüyor. Onun hesaplarını yapıyor. Örneğin arımın bir huyu da şöyle. Biz burada atla ilk teması ata hayatında hiç binmemiş insanları bindirirken arımı da tercih ediyoruz. Arım bize bazı kolaylıklar sağlıyor. Normalde bu gördüğünüz 4 santimlik kavuşuk zeminde launch sahası diyoruz buraya. 5 tur attırıyoruz. Bu 5 tur attırdığımız zaman içinden sayıyor ve duruyor. <laughs> Beş tur sonra. Beşinci turda, altıncı Beşinci turda mu? duruyor. Yok altıda dur indiriyor yani. <laughs> ya, alın bunu diyor ve gitmiyor da yani hakikaten. Öyle uyları var. İşletmeye bayağı karlı bir yatırım. Çok karlı evet. Gerçekten arımı çok seviyoruz biz. <laughs> Peki e, İzmir'de bir at çiftliğinde biz bir çekim yapmıştık. Onlar yarış atı yetiştiriyorlardı. E, onlar çok ürkektiler. Yani fazlasıyla hassas. Böyle yaklaştığımız zaman işte e, hani kameranın ışığından bile korkan, kameranın hareketinden bizden korkan. Bunlarda öyle bir şey yok. Daha fazla atikler. Bunu neye bağlıyorsunuz? E, şuna, e, şimdi atların tabii ki kulvarları var. İnsanlarda olduğu gibi. Atlar e, doğuştan sporcudur. E, sporcu olan atlar da dresaj eğitimi almış. Yani at eğitimi almış olan atlar e, daha sakindirler. Nerede nasıl davranacağını bilirler. Binici üzerindeyken işte e, adeta süratli, adi süratli, dört nalı ne zaman yapacağını dinler ve onunla birlikte bir bütün halinde hareket ederler. Fakat yarışa Bildiği tek bir şey vardır çoğunlukta en hızlı koşabilmek ve ona göre eğitim gördükleri için her zaman atak durumdadırlar ve dururken dahi hep atak ve sanki bir yarışacakmışçasına o heyecanı taşırlar çünkü ona göre eğitim almışlardır ama bir yarış atı gibi doğan bir atı direnç eğitimi verdiğinizde onlar da sakin olabilirler bu direkt eğitimle ilgili olan bir meseledir. Anlıyorum. Sadece eğitimle. Bir de insana daha az temas ediyor. Daha fazla temas var. Yani bunların o yönünü de alışıklık Kesinlikle. Var. Burada e, haliyle yılda 40 bin kişiyi bu atlara bindiriyoruz ve kilosuna göre tabii gelen insanın bu arada kilo da çok önemli. 85-90 kilonun üzerindekileri bindirmiyoruz. Yani 110-120 evet. kilo, kiloluk gelenlere biraz zayıflamalarını öneriyoruz haliyle. Değil mi? Yani diğer atlara kesinlikle da mı binemiyorlar? Bindirmiyoruz. Hayır. Binebilirler. At taşıyabilir ama bindirmiyoruz. Sebebi şu. Ağırlık yardımı dediğimiz bir yardımımız var. Bu yardımı doğru veremezlerse belinde bir sorun olur diye düşünüyoruz. Çünkü at ayak ve belden oluşur. En ufak bir beldeki sorun onun giderilmesi bize uzun bir zamana mal olabilir. Hem atları korumak anlamında. Hem de e, böyle bir acemiliğe e, yol açmamak için bindirmiyoruz yani kısacası. Anlıyorum. Yani para için hayvanın canını yakmıyoruz. yok, Mümkün değil. onu Atlar bizim yaşam biçimimiz. Öyle söyleyeyim çok size. Güzel, Huylarımız çok da artık onlara benzemeye başladı. İnanın, çok ürkek oluyoruz biz de. Ama en önemli huyumuz ne oldu biliyor musunuz? Yani benim bu yıllardır atlarla bir arada olmam ve at sektöründe çalışan insanlar biraz farklıdır. Çünkü ister istemez hani körle yatan şaşı kalkar. Biz onlarla yatmıyoruz ama beraber geçirdiğimiz vakitlerde Sağ duyumuz çok gelişti. İnsanları algılayabiliyoruz, tanıyabiliyoruz. Yaklaşım biçiminden atlar öyledir. Mesela iletişimi bizim niteliklerimizle ancak algılarlar. Bu da ses tonu, vücut lisanımız, yaklaşırken yavaşça yaklaşmak ve kokumuz. Bunlarla bizi direkt algılayıp ona göre karar verirler. Nasıl dost mu, düşman mı diye. Usta atların hepsi acemice yaklaşıldığı takdirde. ...bunları görmezden gelip tölere ederler. Ee, yani der ki A, evet bu acemi çünkü sizin heyecanınızı ten kokunuzdan... ...veya hızlı hareketlerinizden... ...dizgini tuttuğunuz zaman nabzınızı bile olurlar. Yani öyle söyleyeyim ve bunu görmezden gelirler yaptığınız hataları. Ee, normal mesela bir yarış atı böyle davranmaz. Eğer onu acemice yaklaşırsanız yani sonuçları kötü olabilir çünkü... ...atlar... Aslında kötülük yapmak istemezler, ikinci değiller ee, ve hiçbir şey gizlemezler, hiçbir duyguyu yaklaştığınız anda yanlış bir yaklaşım varsa o bölgeden uzaklaşmak ister ve meraklıdırlar da. Uzaklaştıktan sonra geriye dönüp de bakarlar ne oldu orada diye mesela. Öyle. Peki ee, yüreğini hissederler mi insanın? Kesinlikle. Bence hissediyor hayvanlar. Kesinlikle. Yani köpeklerin özellikle hissettiğini biliyorum mesela köpeklerin Kesinlikle, kedinin... Kesinlikle hissederler. Yani sizin e, düşüncelerinizi, kalbinizi, e, iyiliklerinizi her şeyi hissederler. Onun için siz de biliyorsunuz engellilerle ilgili e, dezavantajlı gruplara yönelik atlarla ilgili hipoterapi isminde bir bilim dalı var ve atlarla ilgili şifa veriliyor. E, ne kadar iyi lidersin ne kadar iyi yöneticisin şeklinde bazı sertifika programları e, yapılıyor. Bunlarda da atlar kullanılıyor ...kullanılıyor. Hı. Çünkü at asla rol yapmaz. Sizi hisseder ve verdiğiniz etkiye göre hemen tepkisini ortaya koyar. Evet. Anladım. Peki <laughs> e, arımı almadan önce yerine mesela şu an çok hareketli. Evet. Sürekli gitmek istiyor, hareket etmek istiyor, böyle bir şeyler e, yapayım. Evet. Oynamak mesela ama istiyor. çocuklarla dediniz e, çocuklar olduğu zaman daha mı sakin? Yani Öyle. insana göre farklı tavırlar mı sergiliyor? Şu anda gitmek istiyor. Şöyle üzerine birisi bindiği andan itibaren bu at. Gayet normal, korkutmayacak hareketler. Normal adeta yürüyüşünü yapar. Hatta bugün sizi de bindirmeyi düşünüyorum. Göreceksiniz. O zaman hareketliliği bitecek ve sadece yürüyecek. Şu anda birisi binsin, gidelim, yürüyelim. Alıştığı şeyi yapmak istiyor. Peki çocuklara karşı nasıl? Özellikle çocuklara onun çok... karşı lazım. son derece... Bakınız atlarda çok enteresan bir şey var. Bu benim deneyimim oldu. Ee, zihinsel engelli e, bazı bir okul gelmişti. Tabii onların yaş grupları da yüksek. Yani 40 yaşında insan da var, 15 yaşında çocuk da var. Atlar olabildiğince onları hissederek hiçbir tepki vermediler. Yani yanlış hareketler yaptılar. Kimisi elini ağzının içine kadar soktu. İnanın en ufak ne ısırdılar ne bir şey. Zaten yapmazlar ama hani havuç zannederler falan. Hayır, olabildiğince daha da fazla sakinlerdi. Evet bunu hissediyorlar. Çocukları hissediyorlar. Zihinsel engelleri daha doğrusu dezavantajlı tüm grubu hissediyorlar yani. Ve bu konuda bunların zaten doğuştan böyle bir yetenekleri var. Bu doğuştan yetenekleri eğer branşlaşıp e, hakikaten hipoterapistler vasıtasıyla e, ve e, dresaj eğitimi veren antrenörler vasıtasıyla bu atlar yetiştirilirse e, sektörde hakikaten bu da farklı bir branş. Yani farklı bir kul var hı hı. atlarla ilgili yapılacak işlerde. Evet çok farklı alanlar var, var, gerçekten. var gerçekten. Biraz da diğer atlarımızı alalım. Tabii ki memnuniyetle.